Herkese merhabalar. Bugün sizlere Rize'nin Çayeli ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Gizli Bahçe Çayevi'nin işletme sahibi Elif Hanım oturmaktadır. Elif Hanım merhabalar. Merhabalar Kadir Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize işletmenizden bahsedebilir misiniz? Bizim işletmemiz çok daha yeni bir işletme. Yaklaşık 6 ay oldu Gizli Bahçe Çayevimiz açıladı. Fakat az önce sizin de gezmiş dolaşmış olduğunuz çay bahçemiz oldukça eski bir çay bahçesi. Çay bahçesinin ünlenmesi, ziyaretçi almaya başlaması yaklaşık 15 yıldır devam ediyor. 15 yıl içerisinde yerli yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmış bir bahçe. Daha sonrasında bu ziyaretçi sayısı sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla da beraber her yıl katlanarak artmaya devam edince işletmemiz bir zaruret olarak ortaya çıktı aslında. Bizler de burayı gezdik, tozduk, çok beğendik. Resmen cennetten bir köşe. Peki sizleri ziyaret eden müşterileriniz bu bahçeye girebiliyorlar mı? Şimdi bizleri aslında ziyaret eden müşterilerimizin ihtiyacı, girme ihtiyacından kaynaklanan bir işletme olduk biz. Çünkü daha öncesinde gelen ziyaretçiler bahçeyi gezip dolaşıyordu. Fakat oturup çay içebilecekleri, muhabbet edebilecekleri, bir şeyler atıştırabilecekleri, yani kısacası hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan yoktu. Onların talepleri doğrultusunda biz de biraz çok fazla misafir yükünü artık evimiz kaldırmadığı için işletmeye dönüştürdük. Gelen ziyaretçilerimiz köyümüze geldiklerinde, gizli bahçemizi gezmek istediklerinde önce Gizli Bahçe Çay Evi'ne uğrayıp bir bardak çaylarını alıp daha sonra diledikleri kadar süre kısıtlaması olmaksızın bahçemizi gezip dolaşıp fotoğraflarını çekilebiliyorlar. Buranın havası insanı acıktırıyor. Burada çay dışında neler bulabiliriz? Çay dışında bir menümüz var. Soğuk sıcak içeceklerimizin olduğu, tostumuzun, yöresel olarak muhlamamızın olduğu bir menümüz var. Bunu gelen misafirlerin taleplerine göre esnetebiliyoruz bu menümüzü. Değişken olabiliyor. Taleplere göre önden sipariş olursa farklı yiyecekler de sunabiliyoruz insanlara. Yani bu havada acıkan insanları acıkma ihtiyacını karşılayıp böyle geri gönderebiliyoruz. Peki gelen müşterileriniz bahçelerinize girdiğinde nelere dikkat etmeliler? Evet Kadir Hanım, şimdi misafirlerimiz bahçemize giriş yaparken biz zaten çaylarını aldıkları zaman onlara bir takım uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü burası bizim tarım arazimiz, aynı zamanda yaşam alanımız. O yüzden girdikleri arazi tarım arazisi olduğu için zarar vermemeleri yönünde uyarılar yapıyoruz. Onun dışında dediğim gibi herhangi bir süre kısıtlaması yok. Diledikleri gibi gezip, inceleyip zarar vermedikleri sürece hiçbir engelimiz yok. Peki bu muazzam manzaraya karşı çay içmek isteyenler, çay bahçenizi dolaşmak isteyenler sizlere nasıl ulaşacaklar? Instagram'da Çiçeva Çaylık adresimizde bütün iletişim bilgilerimiz var. Google haritalara da yönlendiriyor. O şekilde telefon numaramız da var. Bize Instagram'dan ulaşabilirler. Peki son olarak çay severlere neler söylemek istersiniz? Çay severlere Gizli Bahçe Çay Evi'ne gelip muhakkak çayımızın tadına bakmalarını önerebilirim son olarak. Çok teşekkür ederim benimle bu bilgileri paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz Kadir Hanım. Her zaman misafir olarak bekliyoruz sizi de. Rica ederim. Evet efendim, bizler bu muhteşem manzaraya karşı çayımızı içmeye devam ediyoruz. Sizlerle bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.